Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce 3 fazlı bir asenkron motoru modifiye ederek bir alternatöre, bir jeneratöre nasıl dönüştürebilirsiniz? Bunu anlatmıştım ve ilgi gelmesi durumunda, yani ilgi göstermeniz durumunda diğer detayları paylaşacağımı söylemiştim ki video oldukça hem yerli izleyicilerimizden hem de yabancı izleyicilerimizden oldukça ilgi gördü. Bu videomuzda daha fazla detayı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ancak ilk kez izleyenler için şu şekilde tekrar anlatalım. Gördüğünüz arkadaşlar normal 3 fazlı bir asenkron motorun gövdesi ve rotor kısmı. Gövde kısmında bobinler çıkarılarak tekrardan sarılmış durumda. Bu sayede bobin turları artırılmış ve bobin kalınlığı da yine buna bağlı olarak bir miktar artırılmış durumda. Bu sayede düşük devirlerde yüksek voltaj ve kalın bobin teli sayesinde ise yine yüksek akım almış olduk. Rotor kısmında ise gördüğünüz gibi sabit mıknatıslar var ve bu sabit mıknatıslar sayesinde ise rotorumuz döndüğünde sistem enerji üretmeye başlıyor. Videomuzu öncelikli olarak buradaki sabit olan kısmımız, yani stator kısmı ve bobinlerle başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle sadece bu rotoru modifiye ederek enerji üretebileceğinizi, rotor kısmına mıknatısları belirli bir düzenle yerleştirerek elektrik üretebileceğinizi zaten söylemiştim. Ancak bu kısımda yaptığınız değişiklikle arkadaşlar daha düşük devirlerde daha yüksek voltaj ve akım alabilirsiniz. Ancak siz buradaki bobinleri değiştirmeden de sadece buraya mıknatıslar yerleştirerek, yani rotor kısmını modifiye ederek de motoru alıp elektrik üretebilirsiniz. Kullandığımız motor Volt marka arkadaşlar. Volt 100 yazan model. Bu modeli alıp kendiniz modifiye ederek kullanabilirsiniz. Bobinlerle hemen başlayalım. Öncelikle bobinlerle başlayalım. Burada gördüğünüz bobinlerin her birisi 50'şer tur attırılmış durumda arkadaşlar. Ve bobin teli kalınlığımız 0.8 mm. Şöyle kumpasımı sıfırlayarak tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın her bir bobinimiz, yani bobin telimiz 0.8 mm kalınlığında, buradan görebilirsiniz. Bu bobinlerimiz 3 fazlı olacak şekilde belirli bir senkronda buraya yerleştirilmiş durumda. Bobin bağlantılarını başka bir videoda detaylıca anlatacağım. Yani kısacası 50 tur ve 0.8 mm kalınlığında bobinlerden buradaki stator bobinlerimizi hazırladık ve bu bobinler üzerinden enerji alıyoruz. Mıknatısları açılan kanallar üzerine gördüğünüz gibi yapıştırdık. Burada reçine yapıştırıcı kullandık. Bunun detaylarından daha önce bahsetmiştim. Ancak neodym mıknatısların herhangi bir güç kaybına uğramaması için ve gerçekten tüm verimleriyle çalışabilmeleri için bunları kaynatmıyoruz. Yani ısıtmadan bu kanallar içerisine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir S, bir N şeklinde mıknatıslarımız uzunlamasına, yani böyle bloklar olacak şekilde yerleştirilmiş durumda. Mıknatıs boyutlarımıza gelecek olursak 40 mm uzunluğunda arkadaşlar, 15 mm genişliğinde ve 5 mm kalınlığında mıknatıslarımız var. Toplamda, yani bu rotoru modifiye etmek için 42 adet mıknatıs kullandık ve 12 tane de bu şekilde kanalımız var. Toplamda çift sayıya denk gelmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü bir N bir S şeklinde devam edebilmesi için buranın çift olması gerekiyor. 12 tane bloğumuz var bu şekilde. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, toplam 42 adet mıknatıs kullandık. 15 mm genişlik, 40 mm uzunluk ve 5 mm kalınlığında mıknatıslarımız var. Şimdi rotorumuzu toparlayalım ve birlikte test aşamasıyla tekrardan jeneratörümüzü test ederek devam edelim. Rotoru yerine yerleştirirken neodym mıknatısların çok kırılgan olduğunu unutmuyoruz. Yavaşça ve dikkatlice arkadaşlar rotorumuzu yerine yerleştiriyoruz. Bu aşama birazcık dikkat gerektiriyor çünkü elinizi de sıkıştırabilir. Ben hem çekip hem yerleştirmeye çalıştığım için biraz zor oldu. Ancak gördüğünüz gibi yerine oturdu. Şimdi jeneratörümü tamamen toparlayacağım ve birlikte test edeceğiz. Bakalım
bizim hazırladığımız bu alternatör başka neleri çalıştırabilir? Alternatörümüzü topladık ve artık test etmeye hazırız. Bir önceki videomuzda olduğu gibi yine sadece fazlardan bir tanesini kullandım. Burada görebilirsiniz. Birazdan diğer fazları da kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle testime ilk videomuzda olduğu gibi bir adet 100 wattlık akkor flamanlı bir lamba ile başlıyorum. Burada led lamba özellikle kullanmadım. Led lambayı yakması kolay arkadaşlar. Bu nedenle gerçekten gücü görebilmeniz için akkor flamanlı bir lambadan faydalanıyorum. İlk kez denk gelen arkadaşlar için alternatörü elimle döndürüyorum bakın. Elimle daha çevirdiğimde lambanın yandığını görebilirsiniz. Çok küçük bir hareketle bile enerji üretiyor. Ancak burada yüke bindiğinde arkadaşlar döndürmek zorlaşıyor. Bakın şu an boştayken çok daha rahat çevirirken yüke aldığımda yani lambayı bağladığımda ise daha zor dönüyor. Bu gayet normal olması gereken bir şey. 4 adet akkor flaman lamba bağlayacağım ve ardından alternatörümüzü çalıştırarak bu lambaları yakmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olabiliyoruz. 4 adet 100 wattlık lambamı yerleştirdim. Bir tane de çalıştığını görebilmeniz için led lamba koydum arkadaşlar. Toplamda 5 adet lambamız var. Şimdi alternatörümüzü çalıştıracağız ve lambalar üzerindeki etkisini göreceğiz. Tabii ki aynı anda sizinle birlikte voltaj ve frekans bilgisini de paylaşacağım. Frekans ve voltaj bilgisini almak için lambaları bağladığımız ortak bağlantı noktasına ölçü aletimi bağladım arkadaşlar. Şimdi alternatörümüzü çalıştırabiliriz. Matkap yardımıyla çalıştırarak başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hareket veriyorum. Şarjda 230 voltu çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bu defa sisteme ikinci fazımı da dahil ettim arkadaşlar. Birinci fazım üzerinden buradaki lambalarımız yanarken buradan aldığımız ikinci faz ve ikinci çıkışımız üzerinden ise bir tane taşlamayı çalıştıracağız. Sistemi bu şekilde bir kez daha sizlerle birlikte test etmek istiyorum. Şimdi taşlamayı prize bağlayalım ve gelin birlikte test edelim. Testimize tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yavaşça döndürerek başlayacağım. Alternatör yüke bindiğinde çok fazla direnç uyguladığı için matkabım bunu döndürmekte gerçekten zorlanıyor arkadaşlar. Bu nedenle buradaki lambaları devreden çıkartacağım. Şöyle gevşetiyorum. Ancak burada dikkat etmenizi istediğim şey alternatörün dönüş hızının çok daha üstünde bunun döndüğü arkadaşlar. Özellikle buradaki tempoya dikkat etmenizi istiyorum. Son bir kez daha çalıştıralım ve ardından videomuzu tamamlayalım. Sadece iki tane lambam ve buradaki taşlamamız şu an sisteme dahil. Tekrar gösterelim. Bakın arkadaşlar. Sonuç gerçekten mükemmel. Gerçek bir alternatörü sizlerle paylaşmış olduk. Özellikle internette dolaşan sonsuz enerji videolarına bir cevap niteliğinde olsun arkadaşlar. Çünkü burada enerji çekildikçe buradan oluşan direnci hep birlikte görmüş oldunuz. Ve alternatörün birçok detayını da bu videoda sizlerle paylaşmış olduk. Yine alternatörle ilgili başka videolarda gelecek arkadaşlar. Alternatörle alakalı merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Veya bir sonraki videomuzdan bu soruları konu alarak video çekmiş olacağız. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın.